Tamam, şu an çekiyor. Boya sürmeyi öğreteceğiz bu dersimizde. İlk önce şöyle bir önlere sürüyoruz. Çok düzgün sürmemize gerek yok. Oradaki amaç saçı toparlamak. Dağınık burun olmak. Sonra ayırıyoruz. İstiyorsan yakınlaştır, uzaklaştır. Eğer sadece dip boyası yapacaksak sadece dibe. Ama komple süreceksek bunu geniş geniş sürebiliyorum. Bu komple süreceğim, komple boyayacağımız için geniş geniş sürüyoruz. Ayırıyoruz. Ayırırken iki ayırma arasının yarım santimden fazla olmayacak. Yaklaştır. Şuradan 2 santim, iki ayırma arası yarım santimden fazla olmayacak. Sürüyoruz. Böyle yukarıdan aşağı. Tekrar ayırıyoruz. Yine aynı şekilde. Yarım santimden az olmayacak. Peki, fazla olmayacak. Peki. Düz çek, düz çek. Ben çevirmedim. Seni de çek. Beni boş ver. Şuradan aşağı doğru devam ediyorsun. Duraklat. Diğer yana. Sen şu pausa basacaktın, üste basacaktın. Neyse, tamam. Tamam. Çekiyor mu şu an? Şu an evet çekiyor. Saniyeler geçiyor. Evet, geçiyor. Yaklaştır. Yaklaştık. O ayırdığımız, ilk ayırdığımız yere geri dönüyoruz. Şuradan çek istersen, oradan gözükmüyor. Oradan yeniden sürmeye bu tarafa da devam ediyoruz. Boyayı alırken de fırçanın ucuyla alıyoruz. Gözüküyor mu? Sen evet, parmağını görüyorum. Çeksen oradan. Ha. Fırçanın ucuyla alıp ucuyla sürüyoruz. Böyle yapmıyoruz. Ucuyla. Dik. Dik. Değmiştir o şey, dokunmadan alıyor. Allah Allah. Keser yaparsın sen. Çekiyor mu şu an? Çekiyor. Elin yok değil mi? Baksana, tut kırmızı saçlı. Tamam. Şimdi tepeye geliyoruz. Buradan ayırıyoruz. Yine sürmeye devam ediyoruz. Geniş geniş sürüyoruz ki uçlara tarayacağız çünkü. Uçlara sürerken de sorun olmasın. Şimdi diplere parmağını çek istersen ya parmağını. Şimdi diplere sürmeyi bitirdik. Komple sürdük. Şimdi uçlara geçeceğiz. Alttan ayırıyoruz. Tarıyoruz. Tararken tarağı dik tutuyoruz. Dik. Tarağı böyle yaparsak sıyırırız dipteki boyayı.
O yüzden tarağı dik tutacağız. Sadece amacımız burada taramak. Sürüyoruz. Elimizle de böyle karıştırırsak aralara iyice yedirmiş oluruz. Yine tarağı dik tutarak geç. Böyle, böyle değil. Sadece kalıyor. Sürüyoruz. Diplerde öyle iyi boya almadığını yerler varsa oralara da sürüyoruz. Her yeri iyi alsın boyayı. Uçlara geçmeyi tepelerden başlayarak da yapabiliriz. Eğer boyamız varsa, yeterliyse arkalardan başlayabiliriz. Ama boyamız yetmeyeceğini düşünüyorsak tepelerden başlayalım ki çok gözükecek yerleri önce boyamış olalım. Arkaya yetmese de çok sorun çıkartmaz. Ama önlere yetmezse sorun olur. Elimizle karıştırırken boyayı yine sıyırmamaya, böyle bu şekilde sıyırmamaya çalışıyoruz. Burada amacımız boyayı yedirmek. Yine parağımızı dik tutarak tarıyoruz. Dik. Temeldir. İşlemini yanlar böyle geriye doğru yaparsak bu şekilde değil de geriye doğru saçı boyadığımız kişinin yüzünü de boyamamış olur. Önlere, önlere diplerin almayan yerlerini parma tuşlarımızla yine sıyırmadan dağıtıyoruz. Kalan boyalarımızı önlerde kullanıyoruz. Hiç almayan yeri kalmasın. Okey, boyama işlemimiz bitti. Bu şekilde yarım saat ve 40 dakika arası
tekletip yıkayacağız. Komple boyama işlemi bu şekilde.